Hızlı yazıyoruz. Nasıl ben yazacağım ya? Bir dakika, bir WhatsApp'a dönüyorum. WhatsApp'a yöneticiye dönüyorum. Ondan sonra geri geliyorum. Bekleyin arkadaşlar. Bir WhatsApp'a dönüyorum. Bana bir saniye verin. Bekleyin, bir yöneticiyle konuşayım da. Arkadaşlar, yavaş yavaş yazın. Yavaş yavaş yazın ki hepinizden konuşayım. Böyle yazarsanız hızlı hızlı hangi birinize cevap vereceğim? Bu şekilde yazarsanız hangi birinize cevap vereceğim? Çok hızlı yazıyorsunuz arkadaşlar. Biri yazmış, saçları efso, Yasin elenmiş, Yasin adada 31 çekerken yakalanmış filan filan. Bumberrak yazmış. Seviyoruz seni Taner abi demiş. Bir tane at gelmiş lan, o at ne işe yarar? Sol köşede. Oğlum sonunda bana bu yayını da açtırdınız ya. Size hiçbir şey demiyorum yani. Sonunda bana bu yayını da açtırdınız ya. Oğlum dünyanın yayını açtık. Dünyanın işini yaptık. Hiçbir yere pabuç sığdıramadık. Herkes aldı başını götürdü. Bir tek biz götüremedik. Ama bu saatten sonra bu Bigo ile biz de güzel şeyler yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Bundan sonra bu Bigo ile biz de güzel yerlere geleceğiz arkadaşlar. Üste bir araba geldi. Ama bu kadar hızlı şey yapamayız ki. Bir dakika ya. Canlı yayına kim girmek istiyor arkadaşlar? Canlı yayına birilerini alalım ya. Kim girmek istiyor canlı yayına? Oğlum bu kadar hızlı yazıyorlar ki canlı yayına hiç kimse yaramaz ya. İşimiz çok sakat, söyleyeyim size. Canlı yayına kimi alalım arkadaşlar? Bir dakika, bir WhatsApp'tan yöneticiye dönüyorum. Ondan sonra geri geliyorum. Bum. Hello. Beni al demiş. Oğlum beni alacağım da canlı yayın. Oğlum o kadar hızlı yazıyorsunuz ki. Oha lan, oha lan. Oğlum biz bir dakika bir yazmayın arkadaşlar ya. Lütfen sizden rica ediyorum. Bir dakika bir yazmayın. Birisine canlı yayın alacağım. Abi ayvayı yedik ya bu akşam yani. Vallahi ayvayı yedik ya. Abi bir saniye, bir dakika, bir saniye yazmayın. Birisini canlı yayın alalım. Vallahi ayvayı yedik. Kimseyi alamayacağız ya bu gidişten. At geldi lan. Bu at ne işe yarıyor? Bekleyin. WhatsApp'a dönüyorum. Yöneticiyle konuşacağım. Geri geliyorum ondan sonra. Bum. Var? O sarı yere basayım ben bir. Ha. Kabul edeyim. Aha. Ya. Nasıl güzel bir şey böyle. Aman Allah'ım. Sen nasıl güzel bir şeysin böyle. Hello, anladık da yani sen bu kadar... Oğlum sen manken misin? Şey, yapay bebek misin? Anlamadım ki. Nasıl bir güzel bir şeysin sen böyle. Nereden çıktın karşıma ya? Teşekkür ederim. Simay. Allah'ım yarabbim Elif, bu ne güzellik böyle. Teşekkür ederim. Seni bekliyorum. Neredesin bu sabahtan beri? Bir şey söyleyeyim, ben buradayım da, yeni geldim de. Yeni açtık yayını. Yalnız bir şey söyleyeceğim Elif ya, Söyle. bu harbiden şey misin? Robot bebekler olur ya böyle yapmacık. Aşırı Utandım. robot bebeklere benziyorsun. Böyle hani böyle Çinler üretiyor ya böyle robot bebekler. Evet. Biliyorsun değil mi onları? Biliyorum, evet. Yemin ederim robot bebeklere benziyorsun. Yani Teşekkür ben ederim. hayatımda böyle güzel bir şey görmedim yani. Teşekkür ederim. Çok sağlıklı. Sen Nasıl hangi gidiyor? şehirdesin kızım ya? İstanbul. Bum. İstanbul. Yanında erkek mi var? Yo, televizyona bakıyorum. Ha, iyi, ona göre. Bak kıskanç bir erkeğim. Yani... Aynen. Ona göre yani. Bum. Nasıl gidiyor alışverişin de? Arkadaşlar, yorumları da okuyorum bu arada. Oku. Yalnız Elif, bir şey söyleyeyim size. Bu Elif, bir şey soracağım sana ya. Bu yayın adı ne? Şu anda girmiş olduğumuz yayının adı. Bu kanalın adı mı? Bigo değil mi? Bigo, evet. Bigo Bigo Live değil. Live. Bu Bigo kaç seneden beri var bu yayın? Live. Vallahi 4 senedir, 5 senedir falan var galiba. Elif, sana bir şey söyleyeyim. 4 seneden beri var bu yayın. Bana yeni mi söylüyorsun bu yayını? Ben bilmiyorum ama ben 4-5 senedir yokum. Ben 7 aydır buradayım. Ha, sen 7 aydır buradasın. Anladım. Ben de 7 aylık
doğdum biliyor musun bu arada annemin karnında? Belli canım onun farkındayım. Herkes 9 aylık ben 7 aylık. Alıştın mı bana? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yayını izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Fasulye atmıyorsunuz. Fasulye atmazsanız zaten bu yayını da bitiririm. Bu yayını da son veririm. Fasulye atın yoksa küfür serbest mi burada? Bir şey söyleyeceğim. Küfür serbest tamam mı? Bokunu çıkartmadım. O zaman amınıza koyarım sizin de fasulye atın. Sakin ol dur. Sizin am... Hayır dur. Fasulye bak 3956 fasulye. Fasulye atmazsanız bu saatten sonra bu yayını da bitiriyorum. Ne sizde başka bir yayın var ne bu yayın var. Hiçbir yayın yok. Bugün evet. Sizden fasulye rekoru istiyorum. Fasulye gelmezse... Tamam atacaklar bir dakika. Onlar atmazsa zaten onların şey namına koyarım. Cezalı PK yapalım mı? Ne olacak bu? Şimdi sen kazanırsan ben 10 tane şaplak atacağım popoma. Nereye atacaksın? Popoma. 10 tane şaplak. Ne? Popoma. Kimsen mi atacaksın popona? Ben atacağım. Eğer kusura bakma istiyorsan ben atayım hazır. Şeyken. Bokunu çıkartalım. Ben atabilirim seni. Şimdi sen ha, şaka yaptım. Ne yapabilirsin? Anladın mesela? Şaka. Tamam bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi anlamadım olayı. Ben kazanırsam sen kaybedersen ne olacak şimdi? Onu bir an şimdi çözelim. Şöyle. Sen eğer kazanırsan ben popoma 10 tane şaplak atacağım. Tamam mı? Ya bebeğim senin popona şaplak atmana gerek yok. İstiyorsan yanıma gel ben senin popona şaplak atayım istediğin kadar. Bum. Ya Toner seni Allah kahretsin. Tamam. Ne, oğlum, ne manyak mısın kızım sen? Manyak mısın? Kendi kendine şaplak atıyorsun göte. Deli misin sen kızım? Hazır burada Taner Sins varken ben şaplak atarım sana. Taner Sins. Deliriyorum. Deliriyorum. Sen İstanbul'da mısın? İstanbul. Bir şey söyleyeyim sen İstanbul'da mısın? Evet. İzmirlilere de benziyorsun. Yani. Parlak bir kızsın benim gibi. Biz parlak çocuklarız Taner. Aynen o yüzden parlak bir aşk parlak yaşamamız lazım. O yüzden parlak bir aşk yaşamamız lazım senden. Beni şımartıyorsun sandım şu an. Ne şımartacaksın canım seni ya bu yani. Bir şey söyleyeyim sana şu anda canlı yayında bir şey söyleyeyim bugün daha ilk günüm. Canlı yayında 1700 kişinin olması iyi mi sence? Çok i̇lk iyi. Göre. Gerçekten mükemmel şu an. Tamam şimdi arkadaşlar bu arada... Şey yazıyor orada 8, 7 yazıyor. Ne o 6 yazıyor. Süre bitiyor. Bu süre bittikten sonra PK bitiyor. Ne olacak şimdi? Devam edecek. Tekrar mı arayacağım seni? Tekrar atacağım. Alicem teşekkür ederim. Ay sevmiyor ağlamıyor mu? Ya şimdi oğlum ben niye ağlıyorum ya? Bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi dinle beni. Bu ağlama hayır, önemli bak, değil. Bak. Geçiyor bu. Amınızı sikerim. Beni bir daha ağlatmayın. Bak sizin belanızı sikerim. Beni oraya getirtmeyin. Oğlum ben niye ağlatıyordum? Kim bana ağlattı beni lan gene? Bunu sil gözümden ya. Bir çıkar şey şu gözümden ya. Tamam bir daha PK atacağız. Ben sileceğim onu senin gözünden. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Bu ağlatmayı niye yapıyorsunuz oğlum bana? Işte? Kafayı mı yediniz? Memleket ayaklan. George W. Bush. Bunu hediye atsın da biraz hediye atın destek olun. Gerçekten nefret ediyor ağlamıyormuş. Hayır sevmiyorum arkadaşlar. Böyle ağlatmayın. Bir de destekçi olursanız, hediye atarsanız çok sevinirim. Aynen, biraz hediye, hediye atın. Arkadaşlar böyle yapmayın ya. Hediye dediğiniz fasulye mi oldu? Evet. Fasulye. Fasulye deme, hediye de. Ha, hediye diye. O fasulyenin adı hediye mi yani? Evet, hediye iste yani, hediye. Evet fasulye arkadaşlar, değil. Biraz fasulye, biraz hediye atalım. Bu kaç dakika sürüyor bu ağlama? Ozan şu an değil ya. Şöyle bir daha PK atacağız ya. Şimdi 1,5 dakika boyunca sende kalacak. Sonra eğer beni ağlatırsan bana geçecek. Ben ağlayacağım yani. Oğlum biraz da kızı ağlat. Kendini böyle göster. Kendini böyle gösterdiğin zaman gözükmez. Arkadaşlar. Yakıştı, yani. Yakıştı sana. Kötü durmuyor. Aynen bak böyle kal. Yakıştı mı bana? Vallahi tatlı oldu. Arkadaşlar bundan sonra bu yayına fasulye atmazsanız tamam mı? Sizin
bundan sonra canlı yayın açmayacağım. Bak burada 3972 fasulye var. Bu fasulye 10.000 olmazsa bundan sonra ne kızları görürsünüz ne de başka bir şey. Ama bir şey söyleyeyim sana. Daha benim takipçilerim fasulyeyi bilmiyor çünkü daha yeni açtılar, biliyor musun? O yüzden biraz hediye acil atarsanız iyi olur arkadaşlar. Aynen, hediye atın. Paner yeni burada oraya. Biraz destek olun yani. Oğlum destekçi olmasın. Oğlum şu ağlamayı çıkart ya. Tam kenardan dur. Böyle kenarda dur. Birazdan ben alacağım. Tamam, kenarda durdum. Tamam. Öyle kalınca gelmez. Biraz da yorumlara oturayım. Ya, kral nasıl atılacağını bahset. Biri demiş ki nasıl atabilir? Hediye yeni izliyorsunuz. Oradan yükleme yapıp öyle atıyorsunuz. Yani belli bir ücret karşılığında atılıyor. Tamam da çocuklar nereden bilsin? Nasıl yapacaklar? Bak böyle bir farklı bir şekilde anlatsa. Orada artıya bastıkları zaman elmas yükleniyor zaten. Kart bilgisiyle. Tamam da nasıl yüklüyorlar bunu? Şeyleri, fasulyeyi nasıl yüklüyorlar? Şey gibi düşün ya, uygulamadan herhangi bir şey satın almak gibi düşün. Tamam da, şimdi mesela ben bu hesabı yeni açtım, tamam mı? Canım benim, altta hediye kutusu var ya, orada artı tamam, sayısı var. Tamam, şimdi oraya para mı yatırıyorlar? Evet. Hayır, bir şey söyleyeyim, oraya kredi kartıyla para mı yatırıyorlar? Nasıl oluyor bu? Evet, evet, kredi kartıyla para yatırıyorlar. Ya para yatırıyorlar, ondan sonra fasulye alıyorlar. Evet. Ondan sonra fasulye yolluyorlar. Şimdi bir daha paylaşacağım sende şeyi. Tekrar ya, tekrar başlattım. Kabul et, ağlamayı ben alacağım. Ha, kabul ediyorum, tamam. Ağla biraz da, tamam. Sen ağla. Şimdi arkadaşlar İyi. Hediye atarsanız sevinirim kanere. Çünkü ağlamaktan gerçekten nefret ediyor o emojiden. Bana geçsin, sıkıntı değil. Ya ben var ya, ağlamaktan nefret ediyorum. Bak, aslında sana çok hediye atmış. Bakayım şimdi. Şahin sana hediye atmış. Hediye tamam Şahin, amına koyayım seni. Hediye atmış sana. Küfür etme. Koray şu an niye mesela. Tamam Şahin, senin amına koyayım. Niye hediye attın oğlum bana? Ne atmış? Koray sen ağlama diye hediye atıyorsun. Onun amına koyayım oğlum, niye hediye atıyorsun bana? Hani nerede lan, evde hediyem var. Görüyor musun paket? Hiçbir yerde yok. Kapıda çalma. Senin atacağın hediyenin amına koyayım. Yalancı. Ne demek? Niye bana yalan söylüyorsun? Hediye atmış bir de. Hani kapıyı çalalım bana hediye attı. Yalan söylüyor oğlum bunları. Bunların amına koyacağım artık. Şahin bana bir daha hediye atma lan. Ama böyle söylersen fasulyelerin yükselmez. Demesinler oğlum. Fasulye masulye istemem. Fasulye masulye istemem var. Tamam, bu şekilde sana hediye atıyorlar. Sen kimseye küfür etme. Şimdi bilmiyorsun. Ben hediye atanlara küfür edeceğim bundan sonra. Benim özelliğim bu olacak. Hayır. Saçmalı böyle bir şey olur mu? Küfür etme. Hediye atanlara teşekkür et. Niye etmeyeyim? Burada beni 24 saat ağlatıyorsunuz. Ondan sonra küfür etme diyorsunuz. 24 saat ağlıyorum burada ya. Bu nasıl bir yayın? Baksana. Arkadaşlar biraz ya hediye atın. Ya ben niye alıyorum? Ben niye alıyorum böyle ya? Ben nefret ediyorum bu ağlamakta. Elif deliriyorum şu an. Sen mi ben mi Elif? Okan teşekkür ederim. Neyse. Edin. Bak mesela böyle hediye atanlara teşekkür ederim. Hediye atanların amına koy. Hediye atanların ebesini, sülalesini. Hediye atmayın lan bana. Atmayın. Bundan sonra hediye hediye istemiyorum. Yayını da bırakıyorum zaten bu saatten sonra. Yayın mayın yok. Tamam mı? Yayını da bırakıyorum, istifa ediyorum. Bunu da bok ettiniz. Bu yarışmayı da bırakıyorum. Hiçbir şey istemiyorum artık. Bunu da istemiyorum, hiçbir şey. Aha da elimden dolmuş. Bir tane sigaram var, prom vardı, onu da... Burayı da bırakıyorum, elimden dolmuş. Sigarayı gösterme, sigara biliyorum, yasak. Bokunu sigara değil, pro zaten. Biraz da yorumları okuyayım mı ya? Nargile işlemiş bir tanesi. Bum be zengin demiş. Buradakiler senin arkandayız kim bu demiş. Şaplak at Taner o kıza demiş. Evet arkadaşlar. Rüzgar hediye atıyor mesela sana. Rüzgar sen de amına koyayım. Hediye etme. Dur.
küfür etme, hediye atıyor. Ya ne yapayım hediye bu saatten sonra ya? Bunların atacağı hediye... Sana küfür edenlere küfür edebilirsin ama hediye atanlara küfür etme. Bilmiyordum ki canım ben bu işi. Demek o zaman hediye atın canım. Atabilirsiniz hediye. Bak çiçek atmış biri kalp. Bak ne güzel. Teşekkürler kim gül attıysa. Azap atmış. Rüzgar atıyor şu an. Vallahi bugün o zaman şöyle bir şey yapalım. En çok hediye atanı takip edeceğim. Seni ettim de. Hala. Arkadaşlar biraz da bayanı ağlattın ya. Yorumları zaten okuyamıyorum. Volkan atıyorum. Bir şey söyleyeyim. Sen İstanbul'da mısın? Volkan. Beşin söyle. Bilmediği için. Beşin söylesin. İstanbul'da mısın? Evet. Nasıl buluşabiliriz seninle? Ben yüzerek şeye geldim. Güney Kıbrıs'a geldim. Yüzerek Güney Kıbrıs'a geldim. Ama seni gördüm. Gördüm. Bayıldım sana yani. Yüzerek. Çok güzel bir ateşli 90-60-91 bayansın. Yani senin işte. Teşekkür ederim. Senin bak, İstanbul'da ben durman aldım. Bence çok sakıncalı. Acilen Taner Sinsin yanına gelmen lazım. Taner siz niye sıkıntılı olsun ya? Gel Rum tarafındayım. Aynapaya. Bum. Oğlum hala ağlıyorum. Victoria geldi ya. Victoria ne? Teşekkür ederim Ali'cim. Şimdi odaya girenler böyle bir şeyle girebilir. Emojiyle girebilir. Böyle aslan. Bir şey söyleyeyim sana. Kalçana tokat atacaktın. Niye atmadın? Cezalı mı diye sordum. Sana bir şey demedi. Şimdi sen kazanırsan, anladın mı? İnsanlar sana hediye atınca sen kazanırsan ben 5 tane... Tamam hadi yapalım o zaman. Tamam. Biz nasıl cezalı ceza. Yani? Ya şu ağlamayı bırak artık. Okay. Allah'ını seversen bu nasıl gidiyor ağlamaya? Yayını mı kapattın ha? Yok yok kapatma yayını. Sen yandı. Boş ver ağlamayı. Birazdan bana geçecek. Bir şey söyleyeyim. Sen o göte niye? O yazdırdın mı o götüne şaplak? Tamam. Yazdırdır yani. O göte niye şaplak atıyorsun ki sen? Çok güzel bir kızsın ya. Yazık değil mi o güzel göte? Teşekkür. Vallahi yazık yani. Yapma öyle. O göte şaplak atılmaz yani. Doğru söylüyorsun. O göte şaplak atılmaz. Günahtır yazık. Niye canla kıyıyorsun sen? Doğru söylüyorum. Kıymıyorum işte. Aynen. Ben kıymıyorum. O göte şaplak atacaksın ondan sonra yaşlanacaksın. O göte bari ben şaplak atayım. En azından kıymeti olsun. Götüne şaplak atarsan diri kalırsın diri. Tamam o zaman ben götüne şaplak atayım. Ne olacak yani? Sen kendi götüne ben lan ben niye kendi götüme şaplak atıyorum? Ben gay miyim de götüme? Bak, bir şey söyleyeyim. Hayırdır ben niye kendi götüme şaplak atıyorum? Bekle bir şeye bekle bir dakika bir yöneticiye bakıp geri dönüyorum. WhatsApp'tan. Bak. Yönetici dediği de Egojet Elif. Kızın canını aldı sabahtan beri. Sabahtan beri kıza yumruk duruyor deyip. Hediye atıyor. Hediye atıyor. Niye onları tebrik edeceğin yere küfür ediyorsun dedi. Böyle yaparsan olmaz dedi. Evet doğru söylüyor. Onlara küfür etme dedi. Şimdi sen bilmediğin bak. Biri sana küfür ediyorsa siktir git diyebilirsin. Anladım. Anladın mı? Ama biri sana hediye atıyorsa işte ne bileyim Ahmet hediye attı diyelim. Ahmet teşekkür ederim. Mesela şu an sana Ramazan hediye atıyor. Ramazan teşekkür ederim. Tamam Ramazan teşekkürler. Çünkü fasulye burada bizim için önemli. Ekranın bir rengini kısayım bir dakika. Okan teşekkür ederim. Arkadaşlar kusura bakmayın bilmediği için biraz böyle olabiliyor. Kusura bakmayın bize. Ortalık yangın yeri. Benjamin atıyor mesela şu an. Benjamin teşekkür ederim. Benjamin. Biraz o zaman bir dakika bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim sana.
Şöyle bir iki dakika bir hediye alalım. İki dakika hediye atanlara teşekkür edelim. Tamam. Edelim. Şimdi başlatıyorum tekrar. Arkadaşlar. Başlattım. Ve hediye atanlara teşekkür kabul edeyim mi bunu? Öğreneceğim. Ben sana bunu öğreteceğim. Hırslanın. Kabul. Küfür mü edin? Teşekkür mü edin? Teşekkür tamam. edeceksin. Önce PK'yı kabul ettim. Arkadaşlar. Ha, tamam. Hediye edenlerin amına koyayım. Senin bunu olsun. Amınızı sikeyim. Götünüzü sikeyim. Hediye atanlar. Pardon ya. Yanlış söyledim. Çok kusura bakmayın. Özür dilerim. Ya sen ne yapıyorsun? Tamam, hediye atanların elinden öpüyorum. Bak çok küfür etme. Çok küfür etme. Banman tamam versin. O zaman bir dakika. Ya oğlum ben bu hediye atıp atmayanları hep karıştırıyorum. Baştan başlayalım. Hediye atanlara teşekkür mü? Bak. Evet. Hediye atana teşekkür et. Sana biri küfür mü hediye? Tamam. Hediye at. Altta çeti okurken. Arkadaşlar ben olayı yanlış anlamışım. Ben zannettim ki hediye atanlara küfür edince fasulye kazanıyoruz zannettim. Meğerse tam tersiymiş. O yüzden dolayı hediye atanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Rüzgar teşekkür ederiz. Sağ olun. Buradaki köylerde. Oldu mu şimdi? Oldu tam olarak böyle. Bak şu an Rüzgar sana hediye atıyor. Rüzgar'a teşekkür edebilirim. Rüzgar dişi mi erkek mi? Erkek. Tamam. Okan teşekkür ederim. Rüzgar sana çok teşekkür ederim. Bak ben bana hediye atanlara teşekkür ediyorum. Sen de aynı o şekilde. Ama bir şey söyleyeyim sana. Hediye atanlara mesela küfür etsen sempatik kazanmam mı? Daha farklı olmaz mı? Ama gidip de adamın da senin de amına koyayım demezsin. Şey de mesela ağzına tükürdüm bir adamı. Daha fazla aldı. Ağlayacağım. Anladın mı? Bunları diye. Neyse arkadaşlar. Biraz da yorumlar okuyayım mı? Hadi Taner olur. Abi çok güzel bir şaplakçısın sen. Taner abi hayatımda gördüm ama senin kadar iyi bir şaplakçı görmedim. Ece Erken abi sana küfür ediyor. Abi link link boom ne yapayım yararak müziğine bayıldım. Sesin çok güzel. Taner abi tam bir pitsin. Taner abi 15. katta garayı nasıl çektin? Bize de öğretir misin? Taner abi türbanlı garaları ne yaptın? Taner abi Ece ne yapacakmış? Düzgün şeyler yazın bari okuyor. Taner sen tam bir pitsin. Oğlum yavaş yazsın lan oğlum okuyum da yorumlar. Çok hızlı yazıyorsun. Taner abi Taner abi sen tam bir o Taner abi çok Taner abi seni çok seviyorum. Umarım en kısa zamanda ekranlara geri dönersin. Efe'cim teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an ben kazanıyorum. O yüzden biraz hediye atarsın. Aynen arkadaşlar hep bu kazanıyor. Bana biraz hediye atın da biraz da boğalasın ya. Sabahtan beri ben ağlıyorum. Biraz da ben ağlıyorum. Doğru. Oğlum beni ağlatmayın ya. Yeter artık ya. Abi pornonu izledim. Çok iyiydin. Sağ ol. Abi yeni porno var mı? Var ama 50 bin dolara satarım yeni pornomu. İsteyen varsa 50 bin dolar. Neyse. Taner abi. Elif Allah sana sabır ver. Elif. Ha abi Elif'e döneyim bir dakika. Elif ne diyor? WhatsApp'a dönüyor var. Dur Elif'e mesaj atma. Çıkma. Bak dur bir dakika. Burada yayındayken Elif sana bir şey yazdığı zaman üstten bildirim zaten geliyor. Ya ben göremiyorum ki. Elif onu okuduğunu anlıyor. Ya arkadaşlar sizin ben amınızı sikeyim. Oğlum biraz da bunu anlatsanıza. Niye beni ağlatıyorsunuz oğlum? Niye beni ağlatıyorsunuz? Amına koyayım bir saattir burada ağlıyorum. Böyle mi yayın yapacağız? Sizin yapacağınız yayını ben sikerim. Sus. Oğlum yayın böyle yayın olur. Çok küfür etme ben diyeceğim. Tamam da sen niye ağlatıyorsun? Hep beni ağlatıyorsun. Tamam, oğlum biraz da buna birazcık ya. Hediye atın adama. Hediye atın adama hediye be. Hediye atın buna alasın. Gidip el alemin eskortlarını atacağını da biraz aldım. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana? Bunları beni daha bilmiyorlar.
Bunlar da bu program bilmiyorlar. O yüzden hediye atmasını da bilmiyorlar. Atmasınlar. Biliyorlar, biliyorlar. Bir şey söyleyeyim sana. Biliyorlar. Bu ipneler hediye atmasın. Bu ipneler kime hediye atar bilir mi? Kerimcan Tuşnay hediye atarlar. Bunlar Taha Özer, Taha Özer ipnesine atarlar. Bunlar giderler Orospu'ya hediye atarlar ama bize gelince hediye atmazlar. Ondan sonra niye, neredesin ekranlarda? Yayını da kapatacağım. Bundan sonra yayında da yokum. Ondan sonra alırsınız 5'in 1'ini. Al. Tamam tamam. İsim verme, isim verme. İsim verme. En iyisi promu yakayım ya. Sen promu yak. Küfür etme kimseye. Sakin ol. Ya küfür etme, küfür etme diyorsun da sürekli beni ağlatıyorlar ya. Ha? Ağlık yok, daha gitmemiş. Sürekli beni ağlatıyorlar ya. Ben ne yapacağım böyle ya? Bütün gün böyle ağlayacak mı ya? Ne kadar bir saçma program bu ya. Ben yemin ederim bu programı bırakırım böyle. Bir dakika, bir yöneticiye dönüp geri geliyorum. Bum. Elif sinir krizi geçiriyor şu an net. Vallahi karı sinir krizi geçiriyor haklı. Sabahtan beri yönetici dediği Elif egojet. Ona yazıyor. Belirtecek. Elif Allah sabır versin bebeğim, ne diyeyim ben, daha elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu alama ne zaman geçer ya? Ciddi ciddi. Ya geçer birazdan, boşver, yakıştı sana, niye bu kadar takıyorsun ki? Dur bakayım, ben kendi yüzüme emoji yapabiliyorsam maske koyacağım. Keşke gözlük alsak. Bak ben de yüzüme... Aa bak ben de kendimi ne yapayım, ne diyeyim. Keşke gözlük alsak. Su yapma. Oldu mu bak? Bir şey söyleyeyim sana. 7-24 beni alatacak mısın? Üstüne aa, çıkartma, yasak. Yasak. Hemen giy, hemen giy. Bir şey yok, sıkıntı burada. Oğlum sıcak bastı lan. Sıcak bastı, o yüzden çıkartmıyor. Beni de şu an sıcak bastı. Niye, üstünü çıkartmak yasak mı? Yasak, çıplak yayın yapmak yasak. Sıcak bastı ya. Oğlum biz bu... Sıcak bastı ama işte burada bir dedi bazı sebepleri var. Yani böyle 7-24 alacak mı? Bu nasıl bir yer? Bak, bak ben... Tamam da bir şey söyleyeyim, bu alama nasıl geçer? Yayını kapatıp açmam mı gerekiyor? Hayır, kapatıp açman falan gerekmiyor. Sen kazan. Nasıl kazanabilirim? İnsanların sana hediye atması lazım. Bana arkadaşlar, lütfen bana hediye atabilir misiniz? Hediye atarsanız bu ağlama geçecek. Biz de adam akıllı bir sohbet yapalım. Lütfen hediye atın. Bu ağlama geçsin. Evet ya, yani biraz hediye atın. Gerçekten. Yok. O ne demek? Sabah 4000 tane hediye geldi. Hepsini sen mi atmıyorsun? Ben sana 1,5K falan attım. Bundan ben sonra bu yayını da bırakacağım. Bu yayından da bir bok olmaz. Bunların yayından hiçbir şey olmaz. Bundan sonra hiçbir şey yayın mayın yapmayacağım. Olur mu? Şey ya, sen, sabah ne kadar hediye attılar. Şimdi hiç kimse hediye attı. Tamam, atacaklar. Şu anda yayında olan insanlar biraz daha... Arkadaşlar, tamam, arkadaşlar hediye atarsanız bu ağlama geçecek. Lütfen hediye atabilir misiniz? Lütfen hediye atın, bu ağlama geçsin ya. Oğlum adam akıllı bir sohbet edelim. Kabul bir şey söyleyeyim sana oğlum ya. Bak 4440 hediye var. Ha? Şöyle hediye atın da şu ağlama geçsin ya. Şunu da reddetme. Bunu niye reddediyorsun? Hediye alacaksın ki ben almayayım. Ben neyi reddettim? Bak biri demiş ki Kraliçe Savaş benim kabul o etmemiş. Tamam ben. Ha, kabul et, benim o. Sen... Ay yemeyeceğim. Ben atıyorum sana. PK sen ne hediye attın bana? Evet ben sana hediye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafa kalmadık ya. Ağlamaktan kafa kalmadı. Kafa kalmadı. Orlun şansına hediye.
edebiyat temeli. Orhun teşekkür ederim. Sağ olun. Orhun sen amına koyayım. Sus ha, hediye atıyor adam. Teşekkür tamam ederim. Orhun çok teşekkürler. Gerçekten hediye attığın için çok sağ olun. Minnettarım size. Hediye atıyorlar. Hediye gidiyor. Hediye geliyor. Anlamadım ki nasıl. Birazcık hediye atarsan. Bekle geldin. Kazansın da ağlaması gerekiyor. Parti hediye atıyor. Mesela parti teşekkür ederiz. Okan teşekkür ederim. Burada tişörtü çıkartmak niye yazık ya? Ya işte çıplaklık içeriyor falan filan diye böyle kuralları var. O dedi de o göz şeyleri bir ağlama bitse ya. Ağlama kaç dakika biter? Kaç dakika? 10 dakika bitiyor. Ben 10 dakika böyle ağlayacak mıyım yani şimdi 10 dakika boyunca? Evet, çok güzel. Olsun ne olacak? Bak ben oğlum, bir kedi var mesela. Lan bir dakika. Bak, oğlum beni takip edin. Bir hediye atın da ağlamam geçsin. Oğlum hediye attın lan, ayıp ediniz lan. Bu ne hal ama? Böyle yayın mı yapacağız? Bak Fatih sana hediye atıyor. Fatih. Fatih'e teşekkürler de oğlum adam. Fatih, ya şimdi bir şey söyleyeyim. Bunlar bu yayını yeni açanlar bilmiyor. Hediye nasıl atılacağını bilmiyor. Bunları bir öğretirsen. Biliyor atıyorlar. Vallahi bilmiyorlar ya. Bir şey söyleyeceğim. Orada bir tane pembe bir araba var. Bir tane bir araba mi? Biraz araba ne işe yarıyor? Güzel. Ha? Güzel bir ne işe yarıyor araba? Senin kotana işliyor. Tamam mı? Fasulyen artıyor. Yani beni yeniyor. O zaman acilen arabaya atın. Bu kızı yeneyim. Oğlum, oğlum seni bir türlü yenemiyorum ki. O kadar güzelsin ki. Seni yenmek mümkün değil. Saçmalama, güzellik demek var, beni bağlıyorum. Seni vallahi orada olsam zaten bağlardım böyle. De neyse. Sedat atıyor herhalde, teşekkür ederiz. Arkadaşlar daha bilmediğim bir şey söyleyeyim, bak ne diyorlar biliyor musun? Şaplak istiyoruz, şaplak atarsan hediye atacağız. O halde. Tamam, siz karşıya bir taneniz şaplak attın, ben 10 tane şaplak atacağım. Siz aynen tane arkadaşlar bak. Arkadaşlar şu anda hediye 4559, bu hediye 6000 olursa şaplak atacak. 6000 olursa değil mi? Söz. Tamam. 6000 olursa G-String'ini gösterip şaplak atacak. Yükseltin arkadaşlar, yükseltin. Pamuk ellerce be. Oğlum böyle olmaz ki ya. Bütün gün ağlayacaksın ya. Vallahi böyle olmaz. Hayır ağlamayacağım. Bütün gün bizi ağlatıyorlar ya. Arkadaşlar ha yükseliyor. 4800, 4560, 4600. Karşı tarafın fasulyesi 6K olduğunda. Aynen. Fasulye şu anda 4590. 6K olduğundan şaplak atacak gökten. Ona göre. Karşıya bir tane kalkan atın. Kalkan atın. Şaplak. Oğlum karı göte şaplak atacak oğlum. Fasulyeyi yularsanız da. Sen beni unutacak. Bir dakika WhatsApp'a dönüp geliyorum. Dön. Kendim feda ediyorum. Hadi at. Kalkan atın, takip edeceğim. Bir de yani bu 4628 fasulye 6000 olursa yarın gökten şaplak atacağım. Sistemini gösterecek yani. Ne diyeyim size? Altı bin olmazsa göte şaplağı da unutun yani. Kusura bakmayın. Bak geçti, ağlama bana geçti, gördün mü? Ağlama oraya geçti. Arkadaşlar beni iyi dinleyin. Bak şimdi ağlamayı götüreceğim, bekle. Eğer şu anda fasulye 6000 olursa kızın G
G-String'inden götüne şaplak atacağız. Oğlum beğeni atın lan. Atacağız da aman abim. Fasulye 4636'da kaldı. Olmaz ki bu kadar. Arkadaşlar şu fasulyeyi bir yapın ya 6000 ya. Gözünüzü seveyim şu fasulyeyi bir al şaplak atacağım. Geldim. Lan fasulyeyi 6000 yapın. Bak oğlum bak 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 bak. Bu göte şaplak atılmaz mı? Allah seni kahretsin. Oğlum bunlardan var ya. Ben de buradan müziğe disco ne kadar oldu? Oh yeah. Hayır, gösterme. Ha? Gösterme. Ha yasak mı? Tamam. Sorry. Ne yasak ya? Anlamadım ki. Ateş göstermek yasak. Allah'ım yalvarırım bana. Tamam tamam tamam. Tamam. Umarım ban yemez. Vallahi zaten hangi ayını açtıysa bir saat sonra ban yedim. Bundan da herhalde yemezsek büyük bir mucize yani. Umarım ban bak. Ateş, sigara, oğlum, cinsellik, çıplaklık, ban. Anladın mı? Tamam bebeğim bir dakika ben bir konuşma yapayım şimdi tamam mı? Ya. Sizin beni takip edenler. Küfür etme. Küfür etmiyorum. Beni takip edenlere buradan sesleniyorum. Oğlum bak. Sabahleyin yayın açtım. 4000 tane şey aldım. Fasulye aldım. Belki fasulye yollamasını bilmiyorsunuz. Belki yollamasını biliyorsunuz. Ama sizin yaptığınız şu anda kahpelik. Sizin yaptığınız şu anda adamlık değil. 4752 fasulye de ne demek? 4752 fasulye hiçbir şey demek. Adam gibi fasulye yollayın. Bu kızın götüne şaplak atalım. Bu fasulye 6000 olursa kızın götüne şaplak atalım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz mal mal ne fasulye atıyorsunuz ne bir şey. O zaman biz yayını nasıl yapalım? Böyle yayın olmaz. Ben bu saatten sonra bu yayını bırakacağım. Bak doğru size açık ve net söyleyeyim. Bu yayını bırakacağım. Böyle yaparsanız bu yayını bırakırım. Olmaz ki bu kadar ama ya. Kaç oldu fasulye? Fasulye 4779 oldu. O fasulye acilen 6000 olsun, şaplak atacağım. Biriniz bir kalkan falan atabilir mi? Şaplak atacağım cidden. Kalkan ne oluyor tane ya? Falan. Kalkan bir kalk hediye. Başla tekrardan kabul et. Ben atıyorum. Kabul ettim. Tamam. Oğlum şarjda %15 oldu. Yok arkadaşlar bu programda bitirecek. Son da olan oldu. Biriniz karşıya kalkan falan atabilir mi? Kimseninki kalkmıyor mu anlamadım. Onların kalkanını sikeyim. Bunlar var ya bunlardan hiçbir yarak olmaz. Bunlar var ya bize destekçi olmaz. Bunlar bize köstekçi olur. Bunlar var ya sizi var ya hepiniz kafes dövüşüne davet ediyorum. Hepiniz gelin lan kafes dövüşüne. Elimle konuşun. Oğlum sizden var ya adam olmaz lan yazıklar olsun. Sizden var ya bir gram adam olmaz. Şerefime namusuma söyleyeyim sizden adam olmaz. Tamam bir şey söyleyeceğim. Orayı 6K yapın. Tamam mı? 6K yapın dans edeceğim. Bak ban yemeği göze alıyorum. Dans onların bamını sikeyim. 6K yapmasınlar bu saatten sonra. Allah'ın kitabınızı. Lan bak beni oraya getirmeyin. Beni oraya... Bu, oğlum bu programa ban verin lan. Ban verin bu programa. Yeter artık lan. Programın anasını siktiniz. Programdan nefret ettim. Yazıklar olsun lan yapacağınız programa. Sizin böyle yardımınızı... Programı laf etme sus. Bunların önünden var ya... Küfür bunları etme. Var ya, amına koyacağım. Bunları kafes dövüşüne çağırmasın. Beni de siksin. Yönetime falan dövme küfür etme. Siz var ya kafes dövüşüne davet edeceğim hepinizi. Amına koyayım. Tamam boş ver sen saydırma bırak. Biri karşıya yap. Ban mıydı? Ban atmayın lütfen. Şimdi
şimdi menajer beni aradı. Sakın küfür etme dedi. Ban yersin dedi. Ama evet, ben sakın etme. Küfür etmezsem bu hal... Ya ben var ya, lütfen, kendimi zor tutuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen Allah'ın beni dinler misin? Bir şey söyleyeyim sana. Elif. Elif. Beni küfür iyi dinle. Etme. Elif, tamam küfür etmiyorum da beni iyi dinle. Bak bunlara ben yeterince böyle yardım ettim. Yeterince yardım ettikçe bunlar götü başı ayrı oynamaya başladı. Elif. Elif, bunları ben öldürürüm. Elif. Bir şey söyleyeceğim. Karşı Elif, tarafa biri hediye atabilir mi? Elif, ben bunların hediyesini alacağım. 10 tane şapla takacağım. Elif, ben ya Elif, sikerim şaplağını, amına koyarım. Bak beni sinir etme Elif. Bunların şaplağını sikerim ben. Bak ya, bir şey söyleyeyim sana. Bunların hediyesini amına koyarım. Ben bunların hediyesini istemiyorum. Bu saatten sonra bu yayını bırakıyorum. Bu saatten sonra bu yayında yokum. Sizin yapacağınız desteğini de amına koyayım. Ben yokum bu saatten sonra. Bakınız. Size adam gibi destek vereceksiniz dediniz, vermediniz. Bundan sonra Elif'i severim ama yapacağınız için amına koyayım. Ben. Gerçekten böyle ya. Şimdi yönetici ben aradı. Köfür edersen bu yayın olmaz dedi. Ama siz yayının amına koydunuz. Ben bu yayını bırakıyorum bu saatten sonra. İstifa ediyorum. Bak sana Türkoğlu hediye atıyor. Türkoğlu ben... teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz daha karşısında yüklenebilir mi? Abi sürekli ben... ağladığı için sinirleniyor haklı şekilde. Biraz hediye atarsanız cezalı PK yapıyoruz şu anda. Olmaz ki bu kadar ya. Bak 5K olmuşsun. 1K kalmış. Sadece birisi kalkan atacak. 1K Ne kalkan ne dedin? Nedir bu kalkan? Bak, yarrak mı? Nedir bu kalkan? Deneyim, teşekkür ederim. Tamam da bu kalkan nedir ya? Yarrak mıdır bu kalkan? Kalkan. Ya anlamadım ki bu kalkan nedir ya? Herkes kalkan diyor. Sıçacağım hadi, ya. Dans edeceğim hadi. Ya sen dans ediyorsun da ben nasıl edeceğim diye. Tuvaletine! Hayır! Ne var, işemek yasak mı? Ya işiyor mu ya? Ne var ya? İşemek yasak mı? Şimdi. Ya altına niye işiyorsun? Sikimi göstermedin ki altına işiyorsun. Ben bunu... Arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim hayatımda ya. Ne destek? Allah belanı verdi. Yoksa...